bu parça ikiye ayrıldığında birinci paragraf hangi cümleyle biter diye soruluyor. İlk cümlelerde Avrupa ülkelerindeki hayvan haklarından söz edildiğini görüyoruz. Avrupa ülkelerindeki hayvanlar, her yerde görülen tabelalar ve yine oradaki uygulamalardan söz ediliyor. Ancak dördüncü cümleden itibaren Türkiye'den söz edildiğini görüyoruz. Demek ki birinci paragrafımız üç numaralı cümleyle biter. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle C seçeneğidir. Bu parça hangi cümleden itibaren ikiye bölünebilir diye sorulmuş. Birinci cümlede antropoloji disiplininden ve zengin bir çerçeve sunmasından söz ediliyor. İkinci cümlede yine antropolojinin özellikleri dile getiriliyor. Ancak üçüncü cümleden itibaren hikaye türünün tarihi gelişiminden söz edildiğini görüyoruz. Dördüncü cümle yine hikayelerden söz ediyor. Yine beşinci cümle batılı anlamda hikayeden söz ediyor. İkinci paragraf. 3 numaralı cümleyle başlar. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle C seçeneğidir. Bu parça ikiye bölünmek istense ikinci paragraf hangi cümleden itibaren başlar diye sorulmuş. Burada birinci cümlede şiirdeki mısradan, şiir cümlesinden söz edilmiş. İkinci cümlede yine mısradan söz ediliyor. Üçüncü cümlede hikayede ise ifadesiyle cümlenin, düşüncenin akışı değişiyor, hikaye cümleleri açıklanmaya başlanıyor. Dolayısıyla bu parçayı 3 numaralı cümleden başlayarak, 3 numaralı cümleden itibaren ikinci bir paragrafa bölebiliriz. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle C seçeneğidir. Bu parça ikiye bölünmek istense ikinci paragraf hangi cümleden sonra başlar diye soruluyor bize. Birinci cümlede genel olarak savaştan söz edildiğini görüyoruz. İkinci cümlede yine savaştan söz ediliyor. Üçüncü cümlede iç savaştan söz edildiğini görüyoruz. Yine dördüncü cümle iç savaştan söz ediyor. Beşinci cümle iç savaştan söz ediyor. Görüldüğü gibi ikinci paragraf üç numaralı cümleyle başladı. Bize ne soruluyor? İkinci paragrafın hangi cümleden sonra başladığı soruluyor. Demek ki ikinci cümleden sonra başlıyor. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle B seçeneğidir. Bu parça ikiye bölünmek istense ikinci paragraf hangi cümleden sonra başlar diye sorulmuş. Birinci cümlede modernlikten söz ediliyor. İkinci cümlede yine modernlikten söz ediliyor. Üçüncü cümlede yine modernleşmeden söz edildiğini görüyoruz. Dördüncü cümlede ise akli ve nakli ilimlerden söz ediliyor. Bunu yine görebiliyoruz. Beşinci cümlede, altıncı cümlede de yine akıl ve nakil dengesi dile getiriliyor. Görüldüğü gibi ikinci paragraf dört numaralı cümleyle başlıyor. Bize ise hangi cümleden sonra başlayacağı sorulmuştu. Buna göre sorumuzun doğru cevabı üç numaralı cümle olan B seçeneğidir. bu parça ikiye ayrılırsa ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra başlar diye sorulmuş. Birinci cümlede edebiyat ve yerellik ilişkisi var. İkinci cümlede yine dünyayı kavrayış diyerek edebiyat, yerellik, evrensellik ilişkisi var. Üçüncü cümlede yerelleşmekten söz ediliyor ve evrensellik sorunu vurgulanıyor. Beşinci cümlede yazmak ve dilin sınırlarından söz edilmeye başlanıyor. Burada sınırlardan sınırlardan söz ediliyor. Demek ki ikinci paragrafımız beşinci cümleyle başlayacak. Bize hangi cümleden sonra başlayacağı soruluyor. Bu da dördüncü cümledir. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle C seçeneğidir. Bu paragraf ikiye ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Birinci cümlede edebi eserlerin insan üzerindeki gücünden söz edilmiş. Hikayeler belliğinizde yer eder diyerek bu mesaj sürdürülmüş. Yine kahramanları hatırlamaktan söz edilmiş. Ancak birden öykülere geçiliyor. Yani burada ikinci bir paragraf başlıyor görüldüğü gibi. Öykü, öykünün son cümlesi gibi ifadeler var. Sorumuzun doğru cevabı 3 numaralı cümle olan C seçeneğidir. Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren düşüncenin yönü değişmiştir. Birinci cümlede kitaplardan çıkaracağımız cümlelerden söz ediliyor. Bu küçücük cümleler açıklanıyor. Kitaptaki betimlemelerden söz ediliyor. Yine resmin içine girerek betimlemeye vurgu yapılıyor. Ancak müzik ne peki diyerek müzik ve özgürlük ilişkisine dikkat çekiliyor. Beşinci cümlede yani beş numaralı cümleden itibaren düşüncenin yönü tamamen değişiyor. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir.